Hepinize merhabalar. 10 dakikaya hoş geldiniz. Bugün Arife, yarın bayram. 10 dakikada ne yapabiliriz? Eski bayramları konuşuruz. Eski bayramları konuşmak için de o bayramları yaşayanlarla bir arada olmamız lazım. Bu konuyla ilgili olarak da çok sevdiğim iki abimi aldık konuk olarak. Metin abi ve Mehmet amcamızı aldık. Mehmet amca, Mehmet abi kimse demez. Herkes Mehmet amca der. Onlarla bir söyleşi yaptım. Eski bayramlarla yeni bayramlara konuştuk. Laf lafı açtı. Güzel bir sohbet oldu. İlk defa futboldaki gibi artıyı kullandık. Bakalım kaç dakika artımız olmuş. Evet, 10 dakika başlıyor. Eski bayramları konuşuyoruz. Mehmet abi, Metin abi. Mehmet abi 73 değil mi? Doğru mu yanlış mı? 73. Metin abi 75. Söz şey, su küçüğü söz büyüğün. Buyur Metin abi. Metin abi, şimdi eski ve yeni bayramları canlı canlı yapalım dedik. 10 dakikalık programda. Eski bayramlarla şimdikileri mukayese etmeyeceğiz ama eski bayramı nasıl yaşıyordun sen? Antakya'da mıydınız, Adana'da mıydınız? Adana'da, Tarsus'ta. Tarsus'ta. Evet, şimdi doğum yerimiz Tarsus olduğu için çocukluğumuz hep Tarsus'ta geçti tabii. Eski bayramları düşünürsek, buraya nazaran düşünürsek çok çok değişik. Yani arada çok fark var. Buradaki bayramlar, şu anda bayram geliyor. İki gün sonra bayram, bir hazırlık yok. Mesela buradaki bayramlarda. Ama Türkiye'deki bayramlarda çocukluğumuz orada geçti. Bir hafta 10 gün evvel bayram 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 geliyor diye bütün çocuklar bayram yapardı, yani hakikaten bayram yapardı. Şimdiki gençlik yani, hani onu hikaye gibi görüyor yok, ama şimdi, yaşandı şimdi, yani. Şimdiki gençlik zaten bayramı bilmiyor bile. Çoğu çocuklara söyleme, bilmezler zaten. Anca büyükler arasında işte babam bayram geliyor, babamıza, şu gün babamıza gideceğiz, şu gün annemize gideceğiz. Veya kızımız, evli kızımız bize gelecek, oğlumuz evli bize gelecek. Yani bayram bu şekilde geçiyor. Çocuklarla bir alakası yok. Anne baba çocuğa söylerse, oğlum işte yarın bayram. Çocuk o bayram diyor. Eski giysi gibi zaten burada bayramlık falan gibisine böyle bir şey yok. Ama bu genelleştirde Berlin'de değil ama Türkiye'de artık o yani. Türkiye'yi bilemeyeceğim tam olarak şu anda. Çünkü Türkiye'de yaşamadığımız için. Evet. Yani Türkiye'yi şu anda mukayese edemeyeceğim. Bilmiyoruz çünkü. Biz de görmüyoruz. Evet. Ama öyle tahmin ediyorum ki Türkiye'de buradan daha iyi yani. Bayram kaç sene oldu Metin abi buraya geleli? Ben 71'de geldim. Aşağı yukarı 48-49 sene oluyor. Evet. Geldiğimizden beri de buradayız, çalışıyoruz ve hala çalışıyoruz. Saatimiz yettiği kadar da çalışacağız. Yani evde oturacak halimiz yok. Mehmet abi ya. Mehmet abimiz Ankaralı, Kızılcamamlı değil mi? Aynen. Kızılcamam'da çocuk, yani kaç yaşından beri hatırlıyorsun bayram hikayelerini? Yani. Vallahi şimdi Kızılcamam'da ben çocukken böyle bayramlar güzel geçiyordu bizim orada. Bayram namazına giderdik. Bayram namazı bitince köyün camisinin önünde bir meydan vardı. Meydanına herkes yemeği getirirlerdi, oturduk. Herkes ne yaparsa, Allah ne verdiyse getirirlerdi, yemeği yerlerdi. Ondan sonra herkes giderdi kurbanını kesmeye. Ramazan bayramında da gene böyle yemekli memekli yaparlar. Bayramda gidersin eşle, dostla, köylüyle. İnsan bayramlaşırdı. Her gittiğimiz yerde de yemek verirlerdi. Yemek yerdi, gene de doyduğumuzu bilmiyorduk. Ya. Vallahi ya. Bir de şey var, bayram hediyesi olayı var. Yani bir ayakkabı pazar kurulur herhalde bayramdan önce ya da şehir. Bayramdan önce o pazar kurulur. Her yörenin bir pazar günleri vardır. Bizim orada mesela çarşamba günleri, perşembe günleri olur. Perşembeden önce giderler, herkes alacağını alır, satacağını satar. Tekrar gelirdi köye. Bayramda babam bana bir çorap aldığını iyi hatırlıyorum. Bir çorabı giydim, ikide bir yürüyorum, ayağıma bakıyorum. İkide bir yürüyorum, ayağıma bakıyorum. Sevinirdik ya. Şimdi eskiden bayramlar bayram gibiydi. Şimdiki bayramlar olmuş ayran gibi. Peki neden kaynaklandı? Sen neye sonuçlandırıyorsun yani? Metin abi aynı soruyu sana da soracağım. Şimdi soru şu. Bayramda eskiden bir saygı vardı. Büyüklere karşı bir sevgi vardı.
Şimdi bütün insanlar köyden çıkmış, şehire yerleşmiş. Şehirden geldikleri zaman köyün içi böyle gayet güzel bir kalabalık. Gittikleri zaman gene bomboş. Şehir hayatı daha ağır bastı. Şehir hayatı ağır bastı. Geçimler, hayat şartları biraz ağır bastı. Ne alacak? Türkiye'nin durumları bundan ibarettir. Sen ne diyorsun Metin abi bu olaya? Yani şimdi, eski geleneklerini fazla sürdürmemiz. Türkiye üzerine mi konuşalım yoksa burada mı? Burası da olur Türkiye. Zaten Türkiye'nin küçük yeri burası sayılır. Yani. Şimdi Türkiye'de dediği gibi Mehmet abinin mesela Türkiye'de çocuğa bir ayakkabı aldığın zaman veya bir gömlek pantolon aldığın zaman küçüğünüzü tabii çocukları söylüyorum. Hepimiz sevinirdik. Annemiz babamız bize ya bir ayakkabı aldı. Veya bir işte pantolon aldı, bir gömlek aldı. Zaten fazla bir şey alacak güçleri de yoktu. Evet. Bir kişi çalışıyor, 7 kişi yiyor. Burayla karşılaştırırsak, buradaki zaten çocukların hepsinin ayağından Nike, Adidas, gömlekler, ayakkabılar 100 liralık. Pardon. Bu çocuğa sen bayramlık alsan aynısını alıyorsun. Daha iyisini alamıyorsun ki. Tabii o almış olduğuna o en yüksek. Bayramçımız sevinecek bir şey alamazsın. Alamazsın. Ha ne alırsın? 350-400 lira verirsin Atari gibi şeyleri alırsan o zaman çocuğu sevindirebilirsin. Çünkü ayakkabıdır, gömlektir falan. Zaten alt ayağında 70-80-100 liralık Adidas var veya Nike var. Sen bu çocuğu nasıl sevindireceksin? Dediğim gibi anca sevindirirsen çocuğunu 10 yaşında, 12 yaşında çocuğunu sevindirmek istiyorsan bayram geldi diye o zaman gideceksin 350-400 lira vereceksin. Bir tane PlayStation, Atari falan buna benzer şeyler alırsan çocuk sevinecek o zaman. Bayramda işte babam, annem bana bunu aldı. Evet. Zaten bayram gelmeden de bunu alanlar var. O zaman tadı kalmıyor, esprisi kalmıyor. Yani, valla ben de anlatayım, annem badem şekeri alırdı. Yani 2-3 tane şeyine badem o zamanlar çok önemliydi. O şekeri yeni bilirdik. Beyaz badem. Hmm. O zamanlar çok önemliydi bizim. Başka yoktu ki zaten. Yoktu yani o hem bademi bir de pahalıydı. Bayrama girmeden tek tek bitirdiğimiz zamanlar. Beyaz şekerli şeyler vardı. İki fıstık gibi şey oluyor. Fıstık gibi değil de leblebi falan olurdu. Onlardan. Biz akire şekeri. Köydeyken elimize bir torba alırdık. Bayramda giderdik. Şeker, meker toplardık onların içine. Karıştırırdık. Şimdi geçen Turizm Bakanlığı bir açıklama yaptı. Belki izlediniz, belki izlemediniz. Bundan önceki dönemlerde Türkiye'de tatiller 9 gündü. Biliyorsunuz. Evet. 9 güne bağlıyorlardı. Bu sene herhalde yapmadılar. Yapmadılar. Onun nedenini açıkladı Turizm Bakanı. Onu söylemek istiyorum. Çok yani. 9 gün nedir? Yok. Olay o değil. Şimdi olay biz herkes tatile gitmesin, evinde dinlensin diye bekliyor diye biz herkes öyle düşünüyordu. Adam dedi ki bu sene dedi 9 gün tatil yapmamıza gerek kalmadı. Bodrum'daki oteller hepsi dolu dedi. Yani adamın 9 günlük verdiği tatil Bodrum'daki otellerin dolması içinmiş yani şimdiye kadar. Allah Allah. Ya, onu bilmiyorum. Tabii ya. İşte geçen hafta içinde açıklama yaptı. Çok bence çok yani şey önemli bir olay. Biz sanıyoruz ki bayramı seve seve gelsinler falan diye 9 gün. Hayır adamlar otelleri düşüyor. Çünkü Turizm Bakanı da aynı zamanda İşte turizmden gelir. Şey büro Rize bürosu var ya seyahat ajantası vardı. ETS diye onun sahibi. Öyle bir açıklama oldu şoktayız. Yani Türkiye aslına bakarsan bu konuda şokta. Bu 9 günlük tatiller de bayramın tadını kaçıranlardan bir neden. Herkes tatile gidiyor. Bence neden. Çünkü 9 gün nedir? Zaten Türkiye çok o kadar kapitalizm bir ülke değil. Zengin bir ülke değil. Zengin bir ülke değil. 9 gün tatil nedir? Hesap et. Ya bu 9 gün bir vatandaşın çalışması bir tane değil. Binlerce vatandaş çalışmıyor. Dükkanlar kapalı, işçilerin dışında, şehirlerin dışında, fabrikalar üretimde. Şimdi 9 gün tatilde dükkanların hepsi kapalı değil. Bayram haricinde Türkiye'de bütün dükkanlar açık. Sadece memurlar. Sadece memur kısmı. Mesela devlete onlar, büyük bir zarar. Tabii. Hem devlete zarar hem de onlar ama seviniyor. Biz diyor işte 2 gün veya 3 gün bedavadan tatil yapıyoruz. Paralar evet. Ödeniyor ama çünkü. Ama işte bakan açıklaması o yöndeydi. Bir de şey var, bu Türkiye'de yeni başlıyor, kurban kesmeyelim diyorlar. Onun yerine çocuk esirgeme kurumuna, eğitim şeylerine verelim diyorlar. Kızılay Vakfı'na. Siz ne, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kurban kesilmesi şart mıdır? Şimdi, mi, yoksa bunu... şimdi ben fikrimi söylersem, eğer kurban yerine göndereceğim para
bu tip yerlere, yardım yerlerine ulaşırsa... Eğitime falan gibi. Ulaşırsa çok güzel bir şey. Ama yaptığın yardım yerine giderse, ama Türkiye'de, ama dış ülkelerde, Afrika'ya, yok Endonezya'ya, yok bilmem veya Türkiye içerisinde Kızılay'ımız var, Türk Hava Kurumu var. Yani bir sürü şey, kuruluşlar var. Yani, bunlara kurban, tamam olabilir kurban, yanlış bir şey değil ama öbür tarafını düşünürsek, yani bu parayı, bu kadar kurban kesiliyor, bu kadar paralar gidiyor yani. Bunları bir fabrikaya, bir eğitime, bir okula, ne bileyim bir hava kuvvetlerine, daha başka makina üretimine falan eğer varılırsa, ben diyorum yolu zaten yapıyor. Yani devlet bu yollarımızı su hakikaten yaptı. Yani şu ana kadar Türkiye'de yapılan yollar, köprüler, herkes onu şimdi konuşuyor. Bu arada köprülerdeki... Yani köprüler, yollar şu anda hakikaten güzel. Ya karayolları yani yaptığı köprüler bedava ama özel şirketin yaptığı köprüler paralı. Şimdi İstanbul-İzmir arası yolu düşünelim. Adam diyor ki ya işte 6 saatlik yol 3 saate düştü. Güzel düştü ama sen bu yoldan gidiş geliş 400-500 lira para alıyormuşsun. Yani son duyduğumuza göre. 525. Bir gidiş 252 lira mıymış? İşte 525 lira total. Gidiş geliş 500 küsür lira. Bu az para değil. Bir de saati şey yaptılar, 3,5 saati 5 saati gidiyor. Onu ölçtüler yani. Hı. O başka bir konu. Mehmet abi bir de sana şu hayvan kesilirken hiç üzüldün mü? Çok. Sen de Metin abi çok üzüldün. Hangisi hiç aklına geliyor? Bizim bir kara gözümüz vardı, hiç unutmuyorum. Vallahi ben çocukluğumda değil, hatta Almanya'dayken işçi olarak gittim. Nasıl olduysa dediler ya bir tavuk keseceğiz. Rahmetli babam horozcuydu. Horozu kaybetmiş. Horozu kestirecek. Bana verdiler kes. Aldım ayağımın altına koydum. Bıçağı sürttüm. İşte kıbleye çevirdik falan. Bıçağı sürtemedim horozun boynuna. Ben dedim bu işi yapamayacağım. Sen Mehmet abi. Şimdi abi şöyle. Ben hayvanın kesilmesine tamam. Dilim, çocukların yanında kesiyorlar. Her çocukların yanında kesiyorlar. Evet. Dinimiz yok. Evet. Bir de kesen kasaplara bakalım. Kasaplıktan anlamıyor. Yazık o hayvanın canı çekiyor. Zaten kesenlerin çoğu kasap değil ki. He. Ben bunu hayvanı kaçırıyorlar. Yok bilmem işte büyükbaş hayvanlar kaçıyor. Ortalığı duman ediyor. Kahveye giriyor. Kürekle, kazmayla, sopayla hayvanı durdurmaya çalışıyorlar. 2 tonluk hayvan sen nasıl durduracaksın kazmayla, kürekle, sopayla? Yani olacak bir şey değil yani. Hayvanı tutamazsın zaten. Abi zaten onlar anlıyor biliyor musun? Onlara malum oluyor. O kesilecekleri malum oluyor. Hayvanları zaten kendi kendine bir hadi neyse. Gariplik çünkü. Ufak baş hayvanlar hadi neyse zavallım bir şey yapamıyorlar. Tabii ki ben izindeydim. Hanımın ablası geldi oturuyoruz böyle konuşurken oradan buradan mevzular açıldı. Kurban dedim günah ya. Bunu dedim buraya yapıncaya kadar dedim. Hayır kurumlarına yapalım. Yazık dedim o zaman. Bu hayvanlar dedim yaşasın. Ben hep düşünüyordum günah, yazık. Keselim ya. Kesin. Kesmeyelim diye. Kesilmesin diye. Bu arada benim baldızın kızı var. Çok akıllı, zeki. Enişte dedi. Madem dedi hayvanların kesilmesini dedi istemiyorsun. O zaman et yeme. Bak ne kadar güzel bir fikir. Et yeme ki diyor öbürleri de kesilmesin. Sırf kurbanları değil. Bak işte. Ay bunu röportajlarla, şundan bundan yapılaraktan halkı aydınlatmak lazım. Tabii bilinçlendirmek lazım. Gayet tabii ki bilinçlendireceksin. Kurban kes, takım tutar gibi olmaz bu iş. Okumak lazım, bilmek lazım. Okuyacaksın, bileceksin, bildiğini başkasına anlatacaksın. Kendi bilmediğini başkasından öğreneceksin. Hani bir şey aşılamak lazım. Bugün biz Avrupa'da yaşıyoruz. Avrupa'ya gittiğimiz zaman memleketimize döviz götürdük diye seviniyoruz. Ya döviz değil. Şu memleketin güzel şeyleri de var, kötü şeyleri de var. Buradan güzel şeylerden götürüp de her birimiz ikişer kişiye Türkiye'de güzel şeyleri aşılasak, onlar da bir kişiyi aşılasa, ne güzel. Böyle böyle çoğalır, bizim memleketimiz aynı Avrupa gibi olur. Yani zaten Avrupa'da. Her şey para değil diyorsun. Eskiden bir akrabalık vardı, bir giderdi. Şimdi adam nasıl gitsin? Adamın 4 tane çocuğu var. Bir de karı koca 6. Ziyarete gidecek akrabasına, 2 defa otobüs veya dolmuş değiştirecek. Hesap et 3 liradan.
12, 12 duvarına 24, 24 ne kadar 48. E nasıl bayramlaşacak? Gidemiyor. Gitmeyince ne oluyor? Eli boş gidemeyecek, bir de o var. Ekonomi tabii. Abi he. Ya. Gidemediği zaman da ne oluyor? Akraba da soğuyor. Anca telefon, alo, selamun aleyküm, aleyküm selam. Ne yapıyorsun ya? İyiyim, bayramın kutlu olsun. Bir sağ telefonla olsun. Bayramlaşmalar var yani. Telefonla bayramlaşma var. Şimdi Allah'tan ki şimdi bir de şey çıktı da, görüntülü mürüntülü. Şimdi burada da böyle, mesela doğum günlerinde gelip anasını babasını görmeyen çok. SMS yazıyor, işte doğum günün kutlu olsun falan, öpüyorum. Tamam, bitiyor iş. İyi ki doğdun mülayim. Evet bacana, kaç dakika oldu, tuttun mu saat? Oo, asistan uyuyor. Asistan, mesela benim kız burada doğdu, büyüdü. Bir gün tesadüf Kurban Bayramı'nda, kurban kestiğimizde bir gördü hayvanı nasıl kestiklerini falan. Oradan kız havludan kaçtı. Havlu eski evler, havlu evler. Kesilen kurban havluda kesiliyordu. Ağaca veya bir şeye asıyorlardı. Tamam, hadi derisini yüz, hayvanın başı sarkmış. Evet. Benim kız bunları gördü. İkinci gün et yemeye geldi falan. Kız bir baktım sofraya bile gelmiyor. Kızım niye gelmiyorsun yemek? Ben diyor yemem bu eti diyor. Siz diyor hayvanı kestiniz diyor. toplandınız başına yiyeceksiniz. Daha kaç yaşında hatırlayamıyorum ama ben dedi yemem. Yemedi. O hayvanı gördüğü o şekilde kesilmesini falan zaten yemedi yani. Bayramdan sonra televizyonlarda, gazetelerdeki bir de şu var. Yani göreceğiz. Yarın hepsini göreceğiz. Şimdi kurbanı keser kesmez hemen kurban etini yiyorlar. Normalinde bir kurbanı kesildikten sonra o etin soğuması lazım, kendine gelmesi lazım. Yediye mi bölmeyecek? Oradan bir tanesi ancak. O yediye bölmek gibi. Ayrı. O paylaşıyorsun. Evet. O ayrı bir şey, o ayrı bir olay. Altısını dışarı vermek. Ama eti yiyecek misin? Yani bir gün sonraya bırakman lazım. Soğuması lazım eti. Et soğumadan yendiği zaman. Zaten o eti olmaz. Keser yanlış. Kesmez yiyemezsin. Yanlış. Sünger işte. Gibi olur. Ne i̇şte yaparsan yap. İşte bunları halkı bilinçlendirmek lazım. Kestiği zaman yiyor. Yeme kardeşim. Yani çoğu biliyor ama çoğu da mecburiyetten hemen pat yumuyor. Abi bilmediğinde de yiyorlar ya. Evet, 10 dakika dedik ama herhalde 15 dakika oldu. İki tane güzel değerli abimle de 5 dakika bizden olsun bu sefer. Ne yapalım? Çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde gene yaparız. Şimdi Metin abim Fenerbahçeli, Mehmet abim Galatasaray, ikinci takım Beşiktaş. İki teknik direktör de süper. Evet, bir 10 dakikamız sona erdi. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Biz de teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.